Son günlerde iyice şiddetlenen hükümet-cemaat savaşında cemaatin kullandığı argümanlar arasında hükümetin İran'la ilişkileri dikkat çekiyor. Türkiye ve İran, Selçuklu'nun iki oğlu. Biri doğuda, diğeri batıda güçlü imparatorluklar kurdu. Birbirleriyle rekabet içinde olsa bile aralarındaki güçlü kardeşlik bağları bu iki ülkenin dinamik siyasi yaşamının milletler arası ilişkileri bozmasına izin vermedi. Türkiye'nin en büyük, en kadim komşusu İran. Yaklaşık 4 asırdır sınırlarımız değişmedi. 1639 yılında İran'la sınırlarımız belirlendiğinde dünya sahnesinde Amerika diye bir devlet yoktu. Fakat şimdi Amerika'nın içimizdeki uzantıları bu kardeşliği hedef alan hezeyanlarına hız vermiş görünüyor. Hizmet hareketinin her alanında İran karşıtlığını gözlemek mümkündür. Bunun 2013 yılında artık aşikar olduğu gözleniyor. Geçmiş yıllarda hizmetin içinde ifade edilen bu kin ve nefret hizmetin iktidar sofrasından beslenip büyümesiyle daha yüksek sesle ifade edilir oldu. Öyle ki hizmetin medya cephesinin bu yıl yaptığı İran karşıtı dizi, yayın, haber ve makalelerin haddi hesabı yok. Başbakan Erdoğan'ın Nisan ayındaki İran ziyaretiyle başlayan dalga giderek büyüyor. Hizmet son günlerde ise hükümet cemaat savaşında hükümeti İran'a yardımcı olmakla suçluyor. Evet, bu bağnaz ve bölücü zihniyet Amerika'nın ambargoları karşısında din kardeşine yardım etmeyi suç sayıyor. Daha geçen hafta bir üniversitede konuşan ve İran karşıtı kitaplar üretmiş bir misyoner olan Today Zaman Genel Yayın Yönetmeni Dr. Bülent Keneş, İran şirketlerinin ülkemizdeki varlığını bir tehdit olarak nitelendirip burada ne yaptıkları incelensin, İran'ın Türk şirketlerine yaşam şansı vermediği de unutulmasın dedi. Keneş'in kininin zuhurunun devamında Siyonizmin argümanı Şii Hilal tabirini kullanması elbette şaşırtıcı değildi. Genel yayın yönetmenleri bu kirlilikte olan medya grubu da birbirinin peşi sıra Eylül ayında servis edilmiş İranlı şirket sayısı patladı haberini tekrar ısıtarak gündeme getirdi. İran'la genişleyen ticaret hacmimizle orantılı olarak ülkemizdeki İranlı şirketlerin sayısının arttığı bir gerçek. Fakat başka bir gerçek de şu ki ülkemizdeki yabancı şirketlerin %50.3'ü yani her ikisinde biri Avrupa şirketi. Üstelik bu şirketler İran şirketleriyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük sermayeli. İngiliz, Alman devleri bu güruhu rahatsız etmiyor ama İran ediyor. Ali Bulaç'ın son yazısında söylediği sözlere kulak asalım. Eğer Türkiye ambargoya rağmen Halkbank aracılığıyla İran'la ticaretini devam ettirmişse bu tamamen meşrudur, hukuki olduğu kadar ahlakidir. Son 10 sene içinde ticaretini katlayarak artırmaktadır. Hedef 30 milyar dolara ulaşmaktadır. Hukuk ve ahlak zemininde meşruiyet aranacaksa asıl sorgulanması gereken İran'a ambargo kararı alan ABD'nin tutumudur. ABD en ufak bir vicdan rahatsızlığı duymadan Saddam'ı bahane ederek yıllarca Irak'a ambargo uyguladı. Bu arada 5 milyon çocuk açlıktan ve hastalıklardan öldü. İran'da benzer bir kuşatma altındadır. Nükleer silahlar bölge ülkeleri için yasak iken İsrail'in elinde yüzlercesi var. İran bir yandan günün birinde tükenecek olan petrolün yerini nükleer enerjiyle ikame etmek istiyor. Diğer yandan İsrail'in nükleer tekelini kırmayı hedefliyor. Bunun Türkiye ve bölge ülkelerini için rahatsız ettiği anlaşılır değil. Bölge ülkeleri akıllı iseler İran'la işbirliği yapıp ya İsrail'i de nükleerden vazgeçirsinler veya kendileri de nükleere sahip olsunlar. Hükümetin ambargoya rağmen İran'la ticaretini artırması hem kardeş bir ülkenin ahlaki sorumluluğudur hem de ticari olarak kendi menfaatinedir. Elbette bu cümlelerin muhatabı fikri ve vicdanı hür kimselerdir. Beyaz saraylardan CIA eliyle servis edilen ipi emperyalizmin elindeki ılımlı kesim değildir. Onlar için hak, ahlak ve hukukun bir önemi yoktur. Onlar hakkın değil, gücün yanında olmayı en başından seçmiştir. Bu yüzden Gazze'ye yardım götürürken uluslararası sularda katledilen 9 vatandaşımız için tek kelime söylememiş ama Mavi Marmara gemisindekileri İsrail'den izin almadıkları için eleştirmiştir. Ortaya çıktığı, çıkarıldığı günden bu yana darbeleri desteklemiştir. Sonuç olarak hizmet, emperyalizmin hizmetinde olduğu sürece bölgenin değil, okyanus ötesinin bölücü, kışkırtıcı söylemlerini bizlere sunacak. Ama bizler de bu toprakların çocukları olarak onların fitne tohumlarını barış, sevgi ve kardeşlik duygularımıza söküp atacağız. Bu topraklar saray kuklası, Cellat İdris Bitlisilerin değil, Anadolu'yu vatan yapan Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaşların toprağı olarak kalacak.